Yeşim'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkürler. Bu sezonun ilk programı beraber. Evet. Çok keyifli geçeceğine inanıyorum. İnşallah şans getirsin, uğur getirsin, herkesin derdine Evet, derman olsun. kesinlikle. Hayat çünkü o kadar kısa ki. Doğru. Ama bu kısa ve karmaşık hayatta Aha. etrafımız ne kadar kalabalık olsa da bazen derdimizi anlatacağız, bir kişi bile bulamıyoruz. Öyle olur. Zaten ben şunu öğrendim şu hayatta, derdini kimseyle Zaten paylaşmayacaksın. o yüzden bizim mesleğimiz var. Herkes dostunu anlatırsa dost Tabii. kalmaz. Bir Bir de söz var yanlış ya bir hani yön... sırrını söyleme dostuna, Evet. dostun Bir de söyler yanlış bir dostunu da yönlendirme dostuna. olur. Bırakın herkes işini yapsın. Evet. Dost kaybetmeyelim. Şimdi bugün ilişkilerle ilgili daha çok konuşacağız Evet. sevgili seyircilerimiz. İlişki hayatımızın temelini oluşturuyor. Yani evinde mutsuz olan bir adam işinde de başarısız oluyor. Evinde mutsuz olan bir kadın sağlık problemleriyle karşı Evet. karşıya kalıyor. Tabii Yani ki. mutsuzluk aslında Hayatımızın her yerine dokunuyor. aynen. Dolayısıyla bugün özellikle ilişkilerimizle alakalı nasıl güçlenebiliriz, nasıl mutlu olabiliriz? Dün akşam kocanla kavga etmiş olabilirsin. Sevgilin seni aramamış olabilir. Günlerdir mesaj atmıyor olabilir. Ya da kayınvaliden yüzünden kocanla öyle bir tartışma yaşadın ki ne yapacağını bilmiyorsun. Biz sizin için buradayız. Yeşim Akıncı dertlerinize derman olmak üzere burada ve lütfen sizden rica ediyorum. Hemen şimdi sarılın telefonlara. Derdiniz derdimizdir diyerek arkadaşlarım telefon başında. Biliyorsunuz 12. sezonumuz bu programda ve bu programa bağlanan her hikaye gerçeğin ta kendisidir ve bu gerçek hikayelerden biz payımıza düşeni alıyoruz. Biz de o hikayelerden kendimize bir yol haritası çiziyoruz. Ve bugün dinleyeceğiniz bu hikayelerden kim bilir belki siz de payınıza düşeni alacaksınız. Şimdi sorularla başlayalım. Dertleşmek için bizi arayacağınız telefon numaralarımız 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bir de sosyal medya hesaplarımız var. Benim Instagram hesabım Nur Viral. Hemen şimdi ulaşabileceğiniz programla ilgili soru, görüş, önerilerinizi hemen yazabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz bütün hesaplarımız burada. Sorularla başlıyorum. Evet. Hazır mısınız siz de sevgili seyircilerimiz? Şimdi ilk soru neymiş? Nur Hanımcığım merhabalar. Karımla yolda yürürken karşıdan gelen kadın için maşallah ne güzel kadın dedim. Karım da bu durumu yanlış anladı. Ve ben karımın alınganlığını nasıl geçirebilirim demiş. Bir kere burada kadın alınganlık mı yapmış? Adam başka bir kadına kendi karısının yanında göz göre göre maşallah ne Laf güzel atmış demiş. yani hatta, değil mi? Sonuçta o kadın evli mi, bir başkasının eşi mi? Bence bir de bunu sesli söylemiş. Bir de böyle yandan böyle bakarken kadınlar ondan da rahatsız olur. Devamlı böyle bir gelen gidene adamlar böyle daha uyanıktır etrafına. O da çok rahatsız verici bir şey. Kaşı gözü Beyefendi, oynar bir. evet zaten sen burada bir yanlış yapmışsın. O da şu, bir başkasına bakmışsın. Şimdi şöyle bir empati yapalım. Senin eşine biri baksa maşallah dese... Bu kadar hoşgörülü olur musun? Olmaz. O yüzden kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapma derim. Şimdi bu işin ayrı bir kısmı. Ama Evet. şimdi karın alınganlık yapıyor diyor. Sen karının yanında, karının gözünün içine baka baka başka bir kadına ne demiş? Maşallah ne Maşallah. güzel kadın demiş. Burada kadın yani karısı alınganlık mı yapmış Yani oluyor? alınganlık yapmamış tabii ki. Hoş bir şey değil. Bir de sesli söylediği için kadın da duyabilir bunu. Ters bir tepki de verebilir. Yani yine empati yapalım. Senin eşin oradan genç yakışıklı bir erkek geçtiğinde ay maşallah boya posa bak dese Dese ay kıyamet kopar. kıyamet kopar. Yapmayın arkadaşlar böyle Kadını kötü kıskandırmayın ilan da. edersin öyle bir şey Ha, olduğu zaman, bir de değil mi? kıskandırmaya çalışmak da kötü bir huy. Yani burada sanki onu da seziyorum. Çünkü biraz yani bile bile lades çünkü. Bir de karısına hasta gibi davranıyor. Alınganmış baksana yani. Hani karısını Suçlayıcı kişilik böyledir ama. Yapar yapar seni suçlar. O zaman hep üste çıkmaz. Bazı İster. erkekler öyle değil mi? Tabii ki. Mesela yapar 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 sen hastasın git bir tedavi ol. Bana çok getirdi. Yani al şu eşimi de bir tedavi edin diye. Çok getirdiler böyle. Gel Esas senin iç patoloji dileğini tedavi erkekte edeyim yani. mesela ama kadıncağıza böyle bayağı haplarla falan hasta muamelesi yapmış. Uyuşmuş kadın artık zaten. Ah canım. Bir de böyle bir baskı sonucunda devamlı insanın eli ayağı da birbirine karışır sevgili Nur. O tarz manipülelere gelmeyin kadınlar. Peki. Devam ediyorum. Nur ablacığım sevgilimle 2 yıldır birlikteyiz demiş. Allah inşallah tamamını erdirsin diyeyim. Ne diyeyim değil mi? İki yıl Evet, çok güzel bir süre. güzel. Evet. Hayırlıysa olsun tabii ki. Onu çok seviyorum.
Ben evlenmek için bütün sinyalleri gönderiyorum ama o beni anlamıyor. Sevgilimin anlayışı kıt olabilir mi? Mesela o sinyaller neler? Çeyiz yapmak mı? Şimdi bir şekilde evlilik maddi manevi bir şey. Sinyalleri yazmamış. Sinyalleri yazmamış. Evlilik maddi manevi bir şey. Gerçekten sevgisi vardır ama maddi hazır değildir. Maddi hazırdır, kendileriyle ilgili şüphesi vardır. O yüzden bütün bunlar konuşulması gerekiyor. Ha, 2 yıl güzel bir süreç mi? Evet, birbirini tanımak için güzel bir süreç. Ama öyle bir şey ki anlamayabilirsin, tanımayabilirsin. Sadece evlilik odaklı olursun, o bambaşka bir fikirde olabilir. Gerçekten sevgilinin seninle olan ilişkisinde ne istediğini biliyor musun? Evet, o çok önemli değil mi? Şimdi bir seyircimiz demiş ki Hülya Hanım, teşekkür ediyorum Hülya Hanımcığım, öpüyorum yanaklarınızdan. Maşallah ne güzel kadın lafını söyleyene. Maşallah ne yakışıklı adam demek çok uygun olur demiş. İşte bak, o zaten seçeneklerimizin arasındaydı. Tam üstüne bastın Hülya Hanımcığım, aynen yapsınlar. Ama kavga çıkar, yapmasınlar. Şimdi lütfen sorularımıza interaktif yapalım bu programı. Aynen, bana da bir sürü mesajlar geliyor, süper. Instagram Nur Viral, onun üzerinden bana mesajlarınızı gönderin. Burada hemen okuyacağım. Şimdi bir başka takipçimiz, izleyicimiz diyor ki, Nur Hanımcığım, sosyal medyada tanıştık. Artık gerçekten sosyal medya böyle bir mecra da oldu. Uzmanlar her ne kadar doğru değil deseler de sosyal medyadan tanışıp evlenenler var, beraber olanlar var, bir ilişki sürdürenler var, dost olup arkadaş olanlar var. Sen ne diyorsun bu konuya? Yani ben açıkçası... Soruyu getireceğim şimdi ekrana. Evet, sosyal medyada sakıncalı buluyorum tabii ki. Ama mesela bir arkadaşını takip ettiği, tanıdığı biri olur. Benim mesela bir danışanım, bir arkadaşının Instagram'ında görüyor kızı. Bunu benimle tanıştırır mısın diyor ve tanışıyorlar, evlendiler. Çok da güzel, mutlu bir evlilikleri var. Böylesi olabilir ama tanımadan, istediğin komşunu bile tanıştırsa tanımadan hepsine hayır. Peki, şimdi bunlar şöyle bir şey yaşamışlar. Tanışmışlar, buluşmuşlar, kahve içmişler. Bir ay konuşmuşlar ama mesajlarına artık cevap vermemeye başlamış. Diyor ki, bana aşık olmaktan korkmuş olabilir mi? Olabilir. Erkeklerin hamlesidir bu. Aşık yani olmaktan. Bir kaçarlar böyle. O aslında tam yakalanmadan önceki son kaçıştır. Eğer öyleyse 2 seçenek var. İyi gözlem yap. Hani böyle köprüden önceki son çıkış mı yapıyor? Bir kaçmıyor, çabalıyor. Ya da gerçekten seninle ilgili düşleri bu kadar mıydı? Şimdi önemli olan bizim ön yargılarımıza bakmak değil de sevgili Nur. Olayı çözümlemek lazım. Şimdi insan kişisel olarak daha tabii ki diyor, beni seviyor. İşte benden şu an niye kaçıyor diye düşünüyor. Halbuki seni seven insanın kaçmasına gerek var mı? Yok. Aşık olmaktan korktuğu için mi? Yoksa adam yani baktı, görüştü, İşte iki türlü anlaştı, de hangisi? Bu kadın benim kafama uymuyor, uymuyor da diyebilir. Uymuyor da diyebilir ama işte kişi kendi şöyle diyor. Bana aşık olmaktan kaçıyor diyor ve daha saplantılı hale getirebiliyor olayı. O yüzden işte burada bir meslektaşıma ya da bana gelip bunu anlatabilmeli, dış gözlem olarak görmeliyiz ki. Yoksa adam kaçar, bu daha çok saplantıya girebilir. Peki ne tavsiye edersin? Kesinlikle bir danışman gidip bir danışmanlık almasını tavsiye ederim. Ya keşke. Bak, alamadı. Bu o zaman bize meselesi. Şöyle, o zaman bir dakika daha program bitmedi. Hemen bir öğrenebiliriz yani, belki daha sonra bu sorunun cevabıyla bize gelebilir. Söyleyelim o zaman. Şimdi bir taktik verebilir misin? Bir taktik verebiliriz tabii ki. Seninle ilgili düşleme olup olmadığını ya da tamamen bitirip bitirmediğini 2 şekilde öğrenebilirsin. Çok tehlikeli bir su ama. Bir, hayatımızda ilişkimiz bitti mi hayatım diyerek direkt sorabilir. Tamam. Çünkü en neti budur. Eğer bunu soramazsan isen, ki bence sor. Çünkü en net bu. Dolaylı yollara gerek yok. Hayatına başka biri almış gibi yap. Hemen gelir. Aa. Tabii. Nereden? O da çok yakışıklı bir şey. Sosyal medyadan tanışmışlar ya. Ama hemen yani hayatından biri çıkarken hop birini işte almak sorsun, sağlıklı bir şey mi? Sorsun. Sorsun nasıl yani bu ilişki bir şekilde çat diye bitirilip giden bir taraf varsa bitmiştir sevgili Nur. Yani bunun 5 günü, 10 günü, 1 ayı öyle bir şey yok. Zaman geçiyor. Yani tabii ki bir ilişki var mı yok mu, bunu bilmesi gerekiyor. Onu da bilmek en doğal zaten hakkı diyorsun. Sosyal medyasına yeni bir kız eklediyse bakacak, yeni kızlar eklendi mi?
Aa. E tabii sosyal medyasında şimdi. Ay onunla mı uğraşacağız ya? Kimi takip etti etmemiş? Valla enteresan bir şey ama sosyal medyada tanışanlar zaten bunlarla birbirini takip ediyor. Bir dakika şimdi. Mesela ilişkide olduğum kişi, evet, erkek arkadaşım ya da kız arkadaşım sosyal medyada yeni birini eklediği zaman şüphe mi duymalıyım? Hayır şimdi o zaman ayrı bir şey. Ama ayrılmış çat diye bırakmış seni gitmiş. Yok ortada, telefonlarına cevap vermiyor. Ayrıldık mı diye soruyorsun, cevap bile vermiyor, tenezzüz etmiyor. Sen de onu çat diye bırak. İşte bırakamıyor ki, buraya kadar falan sana yazmış şimdi Nur, yani bize soruyor ne yapayım diye, içinde kalmış kızcağızın şimdi. Öyle birden bırakamıyoruz işte biz bazen. Bırakamadığın zaman yollar bunlar. Bak bakalım eklemeler var mı, çıkarmalar var mı? Ondan sonra birden hareketlendi mi? Bir bakıyorsun evde oturan adam her dakika gece kulübünde gezmeye başlıyor, aranıyor. Aa. Evet, restoranlarda pozlar falan. Bir şekilde bunlar belli olur. Peki mesela gittiği her restorandan poz poz fotoğraf koyan erkek. Hiç anlamıyorum da neyse. Anlamıyorum da yani bir şey mi vardır? Böyle hareketlenmiş midir? Yani aranıyor demektir. Ama o zaman sosyal medyaya bak, herkes poz poz fotoğraf. Kadınlar için de mi geçerli? Ben erkekler için söylüyorum. Niye kadınları ayrı kadınlar için? Çünkü kadınlar bir yere, yani daha çok kadına bir iş adamını düşünebiliyor musun? Her dakika restorana gidip şöyle poz vermesini. Yani iş adamının işinin arasında bu çok şey değil yani, o kadar. Yani şunu mu anlıyorum, doğru mu anlıyorum? Restoranda her gün poz poz fotoğraf koyan adam boş adam. Tabii meşgul değildir yani. Kafasında bir boşluk vardır. Çünkü aranmasa zaten, ya bakın işi çok olsa öyle bir vakti yok. Kalbi dolu olsa sadece sevdiğini atarsın o pozu. Öyle değil mi? Peki ama burada bir ayrımcılık yapmıyor musun? Mesela kadınlar da, evet, fotoğraf kadınlar da atıyor ama kadınlar kıyafet paylaşıyor. İşte gittiği arkadaşlarıyla paylaşıyor. Erkekler de öyle. İş adamlarını kastediyorsak pek influencer olduklarını sanmıyorum. Ya herkes mi iş adamı olma? Yani iş adamı. Hayır bak şimdi herkes iş adamı değil ama genel itibariyle boş adam paylaşır durduk yere fotoğraf. Yani kadın zaten her dakika paylaşıyor fotoğraf. Ama boş ama adam. Ama kadın paylaşınca boş kadın olmuyor da adam paylaşınca mı boş adam kalbi oluyor? Kalbi boş. Ben kişilik olarak demedim. Sakın yanlış anlaşılmasın burada. Kalbi boş dedim. Ya yeşim. Yok kalbi boş. Peki. Gönlü boştur. Geri alalım. Ben öyle anlamadım. Yüreği boştur, gönlü boştur dedim. Geri alıp bakabiliriz. Peki şimdi yüreği boş, gönlü boş adam, evet, her gün fotoğraf koyuyorsa, evet, tabir yerindeyse ne dedin az önce? Hani şimdi birdenbire bırakmış bir adam, birdenbire bir kızı bırakmış bir adam, durduk yere, lafı en başına alalım, durduk yere gidip restoranlarda habire pozlar veriyorsa aranıyordur dedim. Yani bu genel itibariyle adamların geneldeki poz vermesi aranıyordur demek değil. Birdenbire senin ilişkinde bırakan adam aranıyorsa, evet. Peki bu eşittir aynı şekilde kadın için de geçerli tabii midir? Geçerli. Sonuçta birdenbire ilişkiyi bırakmış bir insan terk etmiş gitmiş seni. Ve sana bir açıklama tenezzül etmemiş bile, açıklama bile yok. Ve birdenbire sahalardasın. Evet, aranıyordur. Ya da seni kıskandırmaya çalışıyordur. Nasıl, İyi gözlemlemek lazım. Beni kıskandırmaya mı çalışıyor? Yani özür dilerim, o tabir yerindeyse hani aranıyor mu olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle anlarız. Bir uzman gözüyle. Bak seni engellemiş mi? Ondan sonra artık sosyal medyada da böyle şey olduk yani, uzman olduk bu işin. Engellemiş mi? Storylerine bakıyor mu diye bakıyor mu mesela? Sen baktıkça daha fazla mı koyuyor? Yani sen baktıkça yeterli buluyor, sonrasında bir şey yapmıyor mu? Bütün bunlar danışanların da yeni terapi stili oldu artık. Bu ne Allah aşkına? Ya bu insan ömründen ömür alır ya. Maalesef. Yok story'ime baktı mı? Yok like yaptı mı? Ay hiç bakmadın mı story'ime, bakmadın mı, baktı mı diye biri. Bakarız yani sonuçta. Gayet doğal bir şey. Story'ler story'ne zaten. Baksa ne değişecek mesela? Ne değişiyor? Eğer, ya ben, ya benim anlayışım şöyle. Benden giden adam story'me mi bakmış, kapıma mı gelmiş, bilmem ne mi olmuş. Zaten şu an biz kişisel olarak konuşmuyoruz. Orada size yazan hanımefendi ismini de bilmiyorum ama gönlü kalmış ya, hani beni birdenbire terk etti gitti, ne yapacağım diyor ya. İşte oradan yola çıkarak konuşuyoruz. Peki, bunları. Şimdi bir başka seyircimiz, evet, Nur Hanım ismimi vermeyin demiş. Siz merak etmeyin, siz zaten istemediğiniz sürece biz burada kimin ismini tabii açıkladık, canım, kimin tabii soyadını ki söyledik. Hiç merak etmeyin lütfen. Bu konuda hani gerçekten size bu programda Nur Viral garantisi veriyorum. Bugüne kadar dinlediğimiz hiçbir hikayenin, ki ne hikayeler dinledik. Gazetelere manşet olduk, ya, haberlerimiz tabii çıktı
Ama biz hiçbir insanı burada çıkıp deşifre etmedik. Evet. Çünkü biz sizin derdinizle ilgileniyoruz. Yani yaşamınıza dokunabilirsek, sizden bir dua alabilirsek ki aldığımızı biliyorum. Bizimle birlikte yaptığımız bu programla ilişkileri düzelenler tabii var. Ki. İlişkilerine yön verenler var, evlenenler var. O yüzden bizim için bu kurduğumuz samimiyet çok önemli. Biz isimle ilgilenmiyoruz, derdinizle ilgileniyoruz. Arkadaşlarım telefon başında telefonlarınızı bekliyorlar. Şimdi bir seyircim diyor ki Nur Hanımcığım ne olur ismimi vermeyin. Kocam o kadar çok ruhumu daraltıyor, o kadar çok enerjimi bozuyor ki ne yapmam gerekir demiş. Hmm. Şimdi öyle bir soru ki bu. Buna nasıl cevap verelim? Bir de çok fazla bilgi vermemiş. Ruhunu nasıl daraltıyor? Yani bazen... Çok mu konuşuyor? Çok mu dırdır yapıyor? Yoksa işte bazısı da mobbing yapıyor yani. Çok kilo aldın, saçında şöyle, bak şöyle buna bak da sen biraz böyle yapsana falan. Ya da önüne bir yemek getiriyorsun da teşekkürümü etmiyor. Yoksa seni kıskançlıkla mı darlıyor? Sorularınız biraz daha net olursa... Açık olsun o zaman. Yani... O zaman seyircimizden şunu rica edelim. Hı. Bu sorunun birazcık daha detaylı sorusunu alalım. Yani ne yapıyordu kocanız ruhunuzu daraltıyor? Çünkü belki ben öyle de... insanlar tanıyorum ki kapı pencere kapatıyor. Evet. Perdeyi ayarlıyor ki karısı dışarı bakmasın. Markete, bakkala, oraya buraya, pazara göndermiyor. Maalesef. Yani öyle de bir şey olabilir. Ya da her şey batıyor da olabilir hanımefendiye. İlişkinize biraz emek harcayın. Oturun biraz emek harcayın. İlişkinizi sentezleyin. Bakın ilişkilerde bir 3 yıl sonrasında oturup nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz'a bakmak lazım zaten. Öbür türlü her şey batabilir de. Metin Akpınar bir açıklama yapmıştı. Hmm. Duydun değil mi evet. onu? Siz de duymuşsunuzdur mutlaka sosyal medya üzerinden. Evlilikler belirli bir süre sonra evet. yeniden gözden geçirilmeli. Tabii yeniden gözden geçirilmeli. Yani hani atıyorum 15 yıllık evlisin. 15 yıl sonra bir araya geliyorsun. Hadi devam edelim mi, bitirelim mi? Zaten 15 yıl sonra... Ne diyorsun bir uzman olarak? Yani ben uzman olarak ilk 3 yılı çok tehlikeli bulurum. 15 yıl daha alışkanlıklar vardır, çoluk çocuk olmuştur, aileler, maddiyatlar birbirine girmiştir. Yani daha yıldan farklı. Sonra 3 yıl biraz edelim. Daha tehlikelidir. İlk daha 1 yıl alışma süresidir. Ya cicim ayıdır ya da çelişme ayıdır. Hani böyle o çeker o çeker kendini kabul ettirmeye çalışır. İlk yıllarda en önemli şey 3. yılda. Çocuk mu yapmaya mı karar veriyorsun, mal mülk mü alıyorsun, ilişkinde kim patron? Mutlaka evde bir patron oluyor çünkü. Bir hakimiyet oluyor yani. Bunu da kabul etmek lazım. Ya kadın ya erkek daha baskın olabiliyor. O yüzden bu normları oturtmak ilk 3 yıla denk gelir. O yüzden ilk 3 yılda kendi ilişkinizi şöyle bir değerlendirin. Bir kendinize bir bakın. Gerçekten olmak istediğiniz, evlilikte olmak istediğiniz kişi misiniz? Evet. O da önemli. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Nur Hanım 12 yıldır sürdürdüğünüz programınızı çizginizden hiç ödün vermeden saygılı bir şekilde devam ettirdiğiniz için gönülden kutluyorum demiş. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ne güzel ne güzel mesajlar göndermişsiniz, övgü dolu. Hepsini okumayacağım tabii çünkü övgü dolu mesaj okuduğum zaman utanıyorum valla. Değil mi? Şimdi ben de ilişkimde aynı şekilde takipçiniz gibi seyirciniz gibi kocamdan çok sıkıldım. Çünkü neden? Kocam işten eve geliyor. Asla benimle konuşmuyor, yemeğini yiyor, televizyon izliyor ve uyuyor. Evliliğimiz böyle sürüyor demiş. Ne kötü değil mi? Yani bir evlilik yaşıyorsun. Şimdi bir de şey var, beraber de uyumuyor çiftler artık. Ben buna çok dikkat ettim. O da çok üzücü. Bana bir danışanım dedi ki ya beraber uyumayacaksak ben neden dedi evlendim Yeşim Hanım dedi. Haklı. Şöyle sarılarak uyumanın özgüven verdiği o hissiyle uyumak varken neden ayrı ayrı yatsın? Ya da işte niye yoksun evde yokmuş gibi sayılsın? Bu aslında... Niye kocam yatağını ayırır? Yani... Beni aldattığı için mi? Yok, cinselliği bittiği için mi? Yatağını ayırmanın da kastı uykuyu mu ayırıyor, cinselliği mi ayırıyor onu bilemiyorum. Bu ne demek? Yani şimdi bazısı... Gerçekten horlayabiliyor, sıcak dokunabiliyor, işte farklı şeyler olabilir. O yüzden yatak odaları artık yeni evliliklerde ayrı. Beraber oluyorlar sonra yatak odalarını ayırıyorlar. Birbirlerine uzaktan mesaj... Valla bana gelen danışanlarda özellikle gözlemlediğim ve meslektaşlarımla da görüşüyoruz dernekte falan. Çünkü biz ara sıra böyle meslekte bir şey yapıyoruz, toplu görüşmeler... Gerçekten çok ilginç vakalar olmaya başladı. Nasıl yatak yani? Odaları, iki yatak odası var evde. Bir eş bir de bir yerde yatıyor, bir eş bir yerde yatıyor. Birbirleriyle mesajlaşıp buluşup beraber olup tekrar aynı ayrılabiliyorlar. Içerisinde. Evet.
Ne diye mesaj atıyor mesela? Hadi gel, nerede, hangi odada buluşuyorlar? Sen de mi, ben de mi? Şaka mı bu, gerçek Yo, mi? Yok, gerçek bu. Gerçek bu. İlk defa duyuyorum böyle bir evet, şey. Evet, çok enteresan şeyler oluyor. Yani ayrı evlerde evlilik modeli de var mesela. Aa. Evet. Ki birçok çifte de tavsiye ediyorum. Çünkü uzun süre yalnız yaşayan insanlar gerçekten bir arada yaşamak zorluğuyla ilişkiyi kaçırıyor. O yüzden... Ama bunlar çok uç örneklerdir yani. Biz böyle bir toplum değiliz yeni ki, bizim başladı. Geleneğimiz, göreneğimiz. Yeni başladı. Niye öyle söylüyorsun? Bak, seninle kaç kere program yaptık. Mesela kadın köyde, adam şehirde, böyle evlilikler yok mu mesela? Oluyor. Yani duruma göre, şekle göre, hayata göre ilişkiler değişebiliyor aslında. Uyum sağlamak lazım. Allah Allah, vallahi bir her gün yeni bir şey öğreniyorum ya. Değişik şeyler çıkıyor. Ya tabii ki makbulü bir arada yaşamaktır. Bu benim her gün şaşkaloz gibi şaşırmam. Gerçi ayrı odalarda yani, ne bileyim, neyse. Mesajlaşarak buluştuğunu düşünsene eşinle. Sen de mi, ben de mi buluşuyoruz? Mesela ben buna inanamıyorum. Yapım yani, benim işte, yapım gerçekten meselesi. Aklım ermiyor. Niye evleneyim o zaman? İşte. Danışanım da sordu, oydu. Ayrı yatak odasında uyuyacaksam dedi. Niye evlendim ben? Hakikaten eşine sorduk. Diyor ki yani ben horluyorum diyor, rahatsız oluyorum diyor. O diyor kıpırdandı ama benim uykum bozuluyor diyor. Ben yıllarca yalnız yaşamışım, yalnız yatmışım diyor. Yani birçok şeyleri var insanların. Ama bu karısını sevmediğini göstermiyor. Tabii ki göstermiyor. Hatta diyor ki ben böyle daha saygı duyuyorum ona diyor. Allah Allah. Ne bileyim, valla anladığım şeyler değil ve her seferinde çok şaşırıyorum. 0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaramız dedik. Arkadaşlarımız telefon başında, telefonlarınızı bekliyorlar. İlk telefonumuzu alalım derim. Ne dersin? Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş. Merhaba Nur Hanım. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Süper. İyi olun inşallah hep. Biz de iyiyiz. Çok Aa, şükür. İyi değilim. Neden? Neden? Bir saniye. Ne oldu? Ah canım. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ya kendi kendime sorun verdim. Ağlamayacağım bir. Ama elimde değil. Rahat ol, rahat ol. Burada biz bizeyiz. Ağlayabilirsin, içini dökebilirsin. Ya sizi zaten çoktan iyi görüyorum. Onun için bağlandım. Allah razı olsun. Hani yani normalde hiç huyum değildir programlara. Yanlış anlamayın benim konumda da. Ama sizin samimiyetinize inanıyorum. Benim ama bütün seyircilerim böyle, biliyor musunuz? Sizin gibi. Şimdi... Nur Hanım, ben ismin vermek istemiyorum. Hayır hayır, vermeyin, vermeyin. Biz derdinizle ilgileniyoruz. Mesleğim öğretmenlik. Evet. Bundan 5-6 yıl önce, bir saniye, 5-6 yıl önce benim eşim ara ara yılın belirli aylarında dışarıda çalışır. Neyse, biz böyle en başta işte hani eşimle beraber bir iş kurduk. Her şeyi çok zor şartlarda kurduk. Her şey çok güzeldi. En başta o zor şartları aştık. Belli bir düzeye çıktık. Eşime dedim ki hani bu iş konusunda beni yalnız bırakma, tamam. Neyse aradan bir belirli bir yıl geçti. Dedi ki ben kendi işimi yapayım. Tamam dedim, saygı duydum. Bu iş dedi bana göre değil dedi. İşimiz de eğitimle ilgili Nur Hanım. Evet. Tamam dedim. Kendisi işte Türkiye'nin belirli yerlerine gidiyor. Atıyorum Denizli'ye, Antalya'ya, oraya buraya gidiyor. Kendisi beni yanına çağırdı. İçimden bir boğa burcuyum bu arada. İçimden bir hiç yapmam, asla yapmam. Eşimin ne telefonunu karıştırırım, ne cebini, asla bunları yapmam. Nedense ben eşimin telefonunu karıştırdım ama ya asla yapmam. Neyse eşime baktım, yabancı bir kadınla mesajlaşıyor. Kadın işte eşinin çok çirkin olduğunu, benim çok çirkin olduğunu yazmış. Sizin. Bunları gördüm. Çok özür diliyorum. Niye özür diliyorsun ki? Senin özür dileyeceğin hiçbir şey yok. Yani programımıza bu şekilde bağlanmak istemedim. Bizim program zaten dertleşmek. Yani amacımız bu. Hani...
Gülenler, eğlenenler bizi arasın demiyoruz ki, derde olanlar bizi arasın diyoruz. Ne kadar yaralandığını bir kadın olarak o kadar iyi hissediyorum ki, biliyor musun? Çok emek verdim. Çok emeğim var Nur Hanım. Aşırı emeğim var. Maddi manevi. Eşimin düzeye çıkması anlıyorum. İçin. Maddi manevi emeğim var eşimde. Yani onun bende vardır tabii ki. Ama ben senin bu cümle yaralı değil mi? Eşinin başka bir kadına beni benim karım çok çirkin demesi hiç seni yaraladı. Beni aldattı. Yani hiç umurumda bile değil. Ben ayaklar üzerinde duran bir kadınım. Hani böyle ağlıyorum. Sadece samimi gördüğüm için ağlıyorum size. Yani hiç sıkıntı değil. Ama peki şu, sonra neyse, yakaladın onu. Başka yakaladım. Bir kadına seni kötüledi. Yüzleştiniz yakaladım. Mi eşinizle? Yok yok, kadın beni kötülüyor. Eşim diyor çok da çirkinmiş diyor. Kadın. Sonra neyse ben kendimi toparladım. Ben de eşim diyor zannettim ya. O kadın yo, da, yo. Da tabii ki diyecek. Ne diyecek? Eşin dünya güzeli mi diyecek? Ay ona mı kalmış? Yani. Ondan sonra ben hemen memleketime döndüm. Evet. Hayatım benim bu arada zehir oldu. Haklısınız. Eşiniz ne diyor bu durumu, biliyor mu eşiniz bunları okuduğunuzu? Dur. Eşim geldi. İşini bitirdi geldi. Ben dedim ki bak sen böyle böyle. Böyle bir şeyin neden var? Ben sana her seferinde şunu söyledim. Ya bizim evliliğimiz tamam birbirimiz tamam, severek aldın beni. İsteneyebilirsin. Benden soğuyabilirsin. Başka başka şeyler aklına girebilir. Ama bana bunu söyle. Biz insanca ayrılalım. Haklısın. Tamam mı? Tamam. Sen bana bunu neden yaptın? Sessiz kalıyor. Bana cevap vermiyor. Cevaplayamıyor. Neyse bak bir daha böyle bir şey yapacak mısın? Yapmayacağım. Aslında ben en büyük hatayı orada nerede yaptım? Nerede? Psikologları çok takip eden bir insanım. Onu affetmekte yaptım. Doğru. En büyük hatayı burada yaptım biliyorum. Çünkü denenmişin denenmişliği olmaz. Ben onu yaptım. Peki affettiniz, tekrar mı aldattı sizi? Durun. Şimdi neyse aradan 5-6 yıl geçti. Eşim şu an şehir dışında, ben de yanındayım. Tamam. Geçen hafta biz bir evdeyiz. Eşim, ben, çocuklar ve kayınbabam var. Hı hı, hı. Benim çocuk kayınbabanın feysine giriyor, oradan Messenger'a giriyor. Anne dedi, bak dedi, o kadına kayınbabamın Messenger'ından yazmış. Bu sefer kendi telefonundan değil, kayınbabanın Messenger'ından. Ben de ne yaptım? Bir program var, onu indirdim. WhatsApp, Messenger hepsini takip edeceğim. Ben karar verdim. Avukat arkadaşımı aradım buradan. Böyle böyle dedim. Bana dedi ki sakın fevri davranma. Oradan başka bir arkadaşım var. Onu aradım. Bana bir program gönderdi. Hemen bunu yükle. Hemen onu yükledim. Kayınbabamın telefonuna her şeyi ispatlı bir şekilde, 12 aylık bir program aldım. Her şeyi ispatlı bir şekilde delil yapacağım. Yani hani arşiv yapacağım. Anlatabiliyor muyum? Arşiv yapacağım. Sabırlı olacağım. Şimdi ben eşimle çok iyiyim şu an. Çok iyiyim. Eşim ölüyor şu an benim için. Bir dakika. Burada bir soru soracağım. Ne oldu da ölüyor sizin için şu an? Çünkü çok farklı derecede iyi davranıyorsun ona şu an, değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Niye daha önce yapmadın bunu peki? Daha önce de yaptım. Hep yapıyordum. O zaman eşin de anladı bunu, fark ettiğini. Tahmin ettim, evet. Şey yaptım, şüpheleniyorum eşimden. Çünkü ne yapmış? Hemen Messenger'daki o bütün şeyleri silmiş. Mesajları silmiş. 6 sene önceki kadına mesaj atıyor tekrar, değil mi? Evet. O zaman buradan uyurdu. Biz şunu mu anlayalım? 6 senedir eşin bu kadınla görüşüyor mu? Bilemiyorum. Ha, mesajlar ona... o yönde mi, yoksa hala böyle bir flört mü? Şey demiş kadın, ne yapıyorsun sen, yaşıyor musun demiş. Tamam, görüşmüyorlar demek. Görüşmüyorlar. Yeni başlamış. Yalnız şunu da söyleyeyim. Tek taraflı anlatmayayım. Buraya yani şehir dışına çıkmadan önce akrabasının yüzünden eşimle çok büyük bir kavga ettik biz. Aşırı büyük. Eşim evi terk etti. 20 gün gelmedi. O kadına orada gitmiş olabilir mi? Efendim? O kadına gitmiş olabilir mi? Yok olamaz. Yok yok olamaz. Gitti, evi de biliyorum. Yok 20 gün orada şeyde kaldı. Nerede kaldı? Şehirde... Bizim başka bir yerinde kaldı. Biliyorum. Peki sorunuz nedir bu işin? Yani siz farklı yöntemler denemişsiniz. Uzmanımıza sormak istediğiniz nedir soru? Yani şöyle. Hatayı kendimde mi aramalıyım? Ne yapmalıyım? Kıyamam. Genelde de hep böyledir zaten. Hep böyle vallahi. Suçsuz insanlar hatayı kendinde arar. Suçlular da suçlamaya başlar. Kendinizde hata olabilir mi? %40 olabilir.
Şimdi affetmişsiniz orada, evet bir şey var gerçekten. Onları zaten kendiniz farkındasınız. Ben sizi dinlerken böyle sesinizin duygusal ritmini dinliyorum. Keşke yüzünüzü de görebilsek, tabii göremediğim için. Ama o çirkinlik kısmı sizi çok yaralamış. Onu fark ettim. Bence bu konuda bir eksik hissediyorsunuz. Bakın, gerçekten bu konuda eksiğinizi tamamlayın. Kendinizi siz de çirkin hissetmeseniz bu sizi o kadar yaralamazdı. O yüzden hemen bu konuda kendinize bütün emekleri yapın. Eminim ki çok güzel bir kadınsınız ama hissetmek önemlidir. Kendini kötü hissetmek diye bir şey vardır. Bir de güzellik çok göreceli bir kavramdır. Tabii ki. Dünya güzeli olduğunuza ben eminim. Ama güzellik bir enerji meselesidir. Hemen o hissi tamir etmesi gerekir. Evet, peki. Sonrasında da biraz devam edecek olursak. Yani eşinizle bir defa dedi ki bir anda çok iyi davranmaya başladım, çok iyi oldu. Biz bazen eşlerimize uzak davranırız, böyle bir kopuş olur. Sonra birdenbire sevgi, saygı böyle yüklenince birden çok güzelleşti her şey deriz. Belki de ilişkideki eksik odur. 5 yıl önce unutmuş olabilirsiniz ama unuttum dediğiniz şeyi gizli gizli soğukluk katarak ilişkinize vermiş olabilirsiniz. %40 pay bu. Diğer paylardan en büyüğü eşinizin, o da şu: siz varken başka bir arayışta olması. Evet. Hani dedin ya az önce keşke seyircimizi görsek diye. Bir gün hayal ettiğim program. Evet. Hayal ettiğim program ne biliyor musunuz? El ele tutuşarak, göz göze, gönül gönüle, sizi de görerek, yanınızda olarak dertleşmek istiyorum. Evet, gerçekten en büyük hayalim bu. Birinin derdine derman olabilirsek dünyadaki en mutlu insan olabilirim diye düşünüyorum. Uzman psikolog Yeşim Akıncı canlı yayın konuğumuz. Dertlerimizle ilgili yol göstermek, ilişkilerimizle ilgili çözüm bulmak üzere sizlerle buluşuyor. Yapmanız gereken tek şey, arkadaşlarım telefon başında, derdinizle ilgili ne söylemek istiyorsanız, ne anlatmak istiyorsanız hemen bizi aramak. Bağlandığınız zaman da adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz şehri söylemek durumunda değilsiniz. Sadece derdinizle ilgileniyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım. Merhabalar. Programınızı her zaman izliyorum. Bu çok defa bir şeye denk geldim kendimle alakalı sanki. Orada bir şeyler aldım. O yüzden aradım sizi. Aslında utandım, çekindim aramaya ama yine de bazı şeylerin içerisinden çıkamadığım için. Çok iyi yapmışsınız. Derdinizi bir arkadaşınıza, komşunuza, hele akrabanıza hiç anlatmayın. Karşınızda anlatamıyorum. O kadar mı? Evet, psikolojim çok bozuk. 3 tane çocuğum var benim. 5 yıl oldu ayrıldım. 5. yıl bu. Çalıştığım yerde bir beyefendiyle tanıştım. Bundan sonrasında boşandıktan sonra kendisi ayrı olduğunu, aynı yaşadığını eşiyle boşanma davaları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Açıkçası yaptığı hareketler çok hoşuma gitti. Beni çok değerliymişim gibi hissettirdi. Hiç eşimden böyle bir şey görmedim. Ben hep aldatıldığım için erkeklere güvenim yoktu ama bu farklı geldi. Hiç böyle bir şey yaşamadım hayatım boyunca. Size herhalde farklı duygular hissettirdi. Evet, boşanmam için bana hiçbir şey ne alır ne verirdi. Sadece kendi çalış, kendine bak, ben sana bakamam diyordu. Peki. Bir yere götürmezdi, gezdirmezdi, bir şey almazdı. Ya peki, burada şu soruyu soracağım size. Boşandığınız eşinizin tam aksine bu hayatınıza giren kişi size kendinizi nasıl hissettirdi? Nasıl jestler yaptı? Nasıl duygunuzu değiştirecek hareketlerde bulundu, tavırlar sergiledi? Ya bir şey, çok büyük bir şey almasına gerek yok. Bir çiçek bile benim hoşuma gitti. Doğum gününde aldığı bir yüzük hoşuma gitmişti ama beni düşündüğü için. Ne güzel. Yani düşünmek hoşuma gitti. Her kadının hoşuna bana iyi davranması, ölümümüz hoşuma gitti. Hiç böyle bir şey olmamış hayatım boyunca. Yani aradığınız aşkı buldunuz. Öyle zannettim. Ben çok aşık oldum ama kendisi boşanmadı. Bu sürede karısı öğrendi. Karısına rağmen beni bırakmadı ama dedi. Karısına rağmen bırakmadığı için karısı da geldi, rezil etti her yerde. Yani çalıştığım işlerine geldi, evini yine aldı. Her şeyi yaptı, yani bütün rezilliği çıkardı.
Buna rağmen onun sevdiğim için seslenmedim. Acaba ne yapacak diye bekledim. Ha oldu ha olacak. 4-5 defa mahkemeden dönüldü. Kendisi de evine gitti. Dedi çocuk rahatsız bir çocuğu vardı. Onunla alakalı ilgilenmem gerekiyor deyince ya 4 yıl oldu. Hiçbir şey olmuyor. Psikolojim iyice bozuldu. Benim de ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ben de bir gelgitler yaşamaya başladım. Ne oluyor dedim yani bu neye döndü? Toksikleştim mi? Ben bundan neden kopamıyorum? Peki ya, bu ilişkiyi yaşayan kişi bununla ilgili bir açıklamada bulunmuyor mu? Size ayrıldın mı demişti karımla? Şey de alayım diyor. Diyor ki o dursun diyor. Benim onunla işim oh, yok. Oh ne güzel. Sadece çocuklar için diyor gidip gelirim. Ama ben seninle yaşarım diyor. İşte ev açayım. Seni de alayım derken bakkaldan gidip ekmek mi alıyor? Çok çirkin. Evet, inanmıyorum ki abi. Ben neden kabul etmiyorum böyle bir şeyi? İki tane kadın olamaz. Tamam. Alo. Ne güzelmiş dedi. Olmaz öyle bir şey. Kabul etmedim. Kabul etmeyince de işte böyle kalı karşıda bana mesaj yazdı. Arkadaşlar biz stüdyoda hiç duymuyoruz. İstediğin kadar... İstediğin kadar ölsem de boşanmamışım ben, bana resimler atmış. Uyuduklarına, beraber uyuduklarına dair. Kim atıyor bu resimleri? Karısı. İşte sen benim kocam beni seviyor, seni kandırıyor, böyle böyle yapıyor. Sen salak mısın, daha hala bunun peşinden yürüyüp boşanıyorum, ben de boşanmayacağım. Yürü git yazmış bana. Adam da ben, şey Alain Delon. Ya paylaşılamıyor adam. Ya adam da diyor ki ikiniz de durun. Hayır önceden neden böyle söylemiyordun dedim. Beni kandırdın. Şey dedim ona ayrılıyordun. Yok böyle bir şey. Şimdi diyor ki ayrılık yok. Sen de dur. Yok ben duramam. Benim psikolojim bozuldu. İşe gidemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Çalışamıyorum. Çocuklarımla ilgilenemiyorum. Peki zaten duramam diyorsunuz ama bunun için bir hamle yaptınız mı? Yaptım. Ne yaptınız? Bir 15-20 gün konuşmadım. Hı hı. Yani aramadığım sürece durabildiğini gördüm. Sadece şunu kendimle şey yapmak istiyorum. İçimde tamamen bittiğini anladığım an zaten her şey biraz şey oldu, soğukluk oldu. Neden? Çünkü eskisi gibi değilim. Onun yaptığı hareketler artık hoşuma gitmiyor. Beni değersizleştirilmişim gibi hissettirmeye başladı. Çünkü niye? Ya seviyorsa hayatına sen anlıyorsun beni. Kadınla işin yoktu benim. Sen bunu söyledin. Normalde evli insanlarla çıkacak kadar karaktersiz bir insan değilim ama sen bana başka türlü geldiğin için ben yöneldim. Normalde evli insanlar çıkmak demişte değil. Peki aslında siz bu ilişkiyle ilgili bir karar verdiniz. Uzmanımıza sormak istediğiniz nedir? Ben ne yapayım şimdi ya? Psikoloğa da gidilmiyor. Böyle şeyler anlatılmıyor. Evli insanla çıktım desem nasıl bakılır bana? O öyle söyledi. Gayet normal diye bakarız. Biz bir defa insanları yargılamak için değil, yardımcı olmak için buradayız. O yüzden lütfen kendinizi böyle naif duygularla anlattınız. Teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir şey var. Kendiniz zaten eşiniz aldattığı için ayrılmıştınız. Bir başkasına bu duyguyu yaşatarak bir defa evlilik içerisinde aldatılan kadını beslediniz. Kendiniz beslediniz. Aslında beyefendinin yaptığı çok bir şey yoktu. Ama siz o ihtiyaç duygusuyla ona bir dal gibi sarılmışsınız. Bu ilişkinin sonu ne olur biliyor musunuz? Üçüncü bir kişi çıkar, siz ikinci sen de kal der, o zaman bitirirsiniz. Çünkü siz zaten evli bir adamın eşini bilerek kabul etmişsiniz. Şimdi üçüncü bir kişi çıkar mı? Böyle ilişkilerde çıkar. Çünkü beyefendi, bak sizi çok net dinledim. Beyefendiyi aramıyorsunuz. 15-20 gün siz yokmuşsunuz gibi hayatına devam edebiliyor. Demek ki o sizi gözden çıkartmış. Eşi fotoğraflar atıyor. Diyor ki bak biz beraber uyuyoruz. Sen anlamıyorsun galiba diyor. Bütün evli erkekler aynı yalanı söyler. Hepsi karımdan boşanacağım der. Hepsi karımla aynı yatakta yatmıyorum der. Ama bir bakarsınız bebekleri olur. Nasıl olur bu iş? Bu evli erkeklerin yalanına kalmamak lazım. Ha olmuş böyle bir şey yaşamışsınız. Şimdi ilk önce kendinizi biz doğru sentezleyin. Duygunuz ne burada? Hangi duygunuza hitap ettiniz? Hangi duygunuz size yönlendirdi? Bir defa aldatılmış bir kadının tekrardan evli bir erkekle aldatan kadın olmak deneyimini
yaşamışsınız. Bu size ne kazandırdı, ne kaybettirdi? İçiniz tedirgin ki şu an burayı arıyorsunuz. O yüzden bence bu yaşam deneyimi kendiniz için bir sınır koyun. Yepyeni bir hayata atılacak cesareti gösterin. Çünkü şu an size tek ihtiyaç olan şey cesaret. Ne yapsın yani cesaretten? Bıraksın bu ilişkiyi. Toksik ilişki falan değil. İlişki değil bu. Yani bir başka adamın ikincisi olmayı, göze almayı hiçbir kadın kabul edeceğini düşünmüyorum. Bir kere yalanlar üzerine kurulu bir ilişki yani. Aynen. Hiçbir gerçek ilişki yok. İlişki tutulacak hani bir ilişki değil. O yüzden hani evli adamla ilişkimi anlatamıyorum falan. Bakın ben ne ilişkiler gördüm evli adamla. Gerçekten karısı mesela boşanamıyorlar çocukla ilgili falan filan. Aşkı, sevgiyi, tutkuyu yaşıyor. Ama orada bile kadın eninde sonunda öbür tarafa gittiği için ben bunu bu kadına yapamam diyor. E siz bu yüzden evliliğinizi bitirmişsiniz zaten. Bir başka bir kadına bunu yapmayın. Bir sürü erkek var etrafta canım. 50 milyon tane size gümüş yüzük alacak erkek var. Emin olun bir tanesi sizin olur. Tek sizi isteyen biri. Ne demek o? O kalsın, sen de kal. Sonra diyecek ki üçüncü gelsin, o da heyecan olur. Bu nasıl bir şey? Bu erkeklerin yönetmesine izin vermeyin. Kendi onurunuz var, kadınlık onurunuz var. Peki. Belki bu duygudan vazgeçmek zor olacak ama ruh sağlığınız için, evet, mutluluğunuz geleceği için. Bir de bakın gerçekten kendini sentezlese bu ilişkinin içinde niye olduğunu anlayacak. Aslında olma sebebi bir önceki evliliğindeki yaralanmış karakteri yüceltmek çalışıyor, onarmaya çalışıyor. Gerçekten bir sevgi ilişkisi değil şu an yaşadığı. Bir gümüş yüzük aldı sana güzel iki laf etti diye. Sonrasında karımdan boşanamıyorum. Sen ikinci kal, o da kalsın, sen de kal. Bu rezaletleri yaşadığında senin kolundan tutup senin yanında durmayan bir erkek için ilişki demeyelim, olur mu? İlişki peki değil bu. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. Bir hayat seç, bir kadın ya da bir adam seçiyorsun, bir hayat seçiyorsun. Tabii. Lütfen bu adamı seçerseniz yaşayacağınız hayat belli. Siz hep öteki kadın olarak kalacaksınız. Ne hep ötekileştireceksiniz. Var. Bu dünya bunu çekmeye değer mi? Aşkından ölsen bile değmez. Hem de beyefendi bir tane bak durumu rahatsız bir çocuğu varmış. Onu da babasız bırakma. Sana yakışmaz. Sen kendi ayakların üzerine duran çalışan bir kadınsın. Ben eminim ki çok da güzel bir aşk yaşayabilirsin. Hak ediyorsun. Allah'ım inşallah. Hı-hı. Doğru karar vermenizi nasip etsin. Çünkü bazen sevgili Nur, cesaret edemiyoruz. Hani böyle bir eski ilişkiden çıkmışsın. Kolun kanadın kırık. O arada birine sığınmak istiyorsun. Birini buluyorsun. Biriyle bir şeyler yaşıyorsun. Onun bütün atfediyorsun. Bütün duyguları atfediyorsun. O en iyi, o en alakalı. Halbuki kör gözlüklerle bakıyorsun. İhtiyaç gözlükleriyle baktığın için aslında o değil onun ihtiyacı veren. Belki. Kendi duyguların. Sonra bir bakıyorsun gerçeklerle karşılaşıyorsun. Ay toksik ilişmiş falan değil hayat. Bu ilişki değil zaten. Sonra genelde bu tip ilişkilerde sen arada kaynayan olursun. Üçüncü bir kişi gelir kraliçe gibi. Adam ikinizi birden bırakabilir. Çünkü karakteri olan kazanır ilişkide. Peki. Diğer telefonumuzu alalım lütfen mı? Alo. Alo. Efendim. Canlı yayındasınız efendim. Nur Viral ben. Yeşim Akıncı. Sizi dinliyoruz. Buyurun. Ben Antalya'dan arıyorum. Lale ismi. Lale Hanım hoş geldiniz. 40 senelik evliyim. 3 tane çocuğum var. Allah üçünü Allah de, başlasın. Üçünü de evlendirdim. Ama 5 yıldır kocamdan şüpheleniyordum. Ondan sonra en son oğlumu evlendirirken sürekli kocamda değişiklikler olduğunu fark ettim. Ondan sonra hatta bir yıl ilişkimiz falan olmadı. Ne gibi değişiklikler vardı kocanızda? Giyim tarzı mı? Hani böyle o tarz mı? Evet, giyim tarzı. Şimdi biraz söylemeye de hoşum. Hani bağır kıllarını falan temizlemeye. Ondan önce özen göstermeye. Neyi temizlemeye? İşte üstünü başını daha farklılaştırıyor. Anladım. Özen yani gösteriyor. Evet. Ondan sonra ah canım benim. Derin bir nefes alın bir dur nefes al. Çok tabii sancılı bir şey. Anlatmak. Sürekli şüpheleniyordum. Hatta bir kadın vardı. Bu kadın bizim evimizde komşu. Ondan sonra ben kadınla çok samimiyetim olmadığı halde kadın bizim eve damladı. Ben seni çok seviyorum. Seninle arkadaş olmak istiyorum gibisinden. Allah Allah. Ondan sonra cuma deprem 6 Şubat deprem
Yani o tarihi duymak bile istemiyorum. Ondan sonra ben şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım, başka hastalıklarım da var. Ondan sonra o gün ağır bir yemek yedik. Ben salonda uyumuş kalmışım. Benim üstümü örtmüş. Benim üstümde de yeni bir bluz vardı. Sonra kalktım, kendime geldim. Bluzumu dedim değiştireyim, hiçbir şey olmasın dedim. Yatak odasına girdim. Aslında aşk konuşmaları. Sizin evde, sizin yatağınızda? Yok. Benim eşim yatak odasında. Ama kadınla konuşuyorlar. Kadın nerede? Kadın evinde. Ha, eşiniz yorganın içine girmiş, kadınla konuşuyor. Daha felaket bir tablo size düşünün. Ondan sonra belki de görüntülü de konuşuyor, orasını bilmiyorum. Ondan sonra 45 dakika dinledim Nurhan'ın parmaklarımı sırarakta. Çünkü çığıracağım, bağıracağım. Yan tarafım yatak odası. Ondan sonra bir daha apartmanda oturuyoruz. Nasıl elim ayağım bak yine titremeye başladı. Haklısın. 45 dakika konuşmalarını dinledim. Aşkımla sevgimler havada uçuyor. Allah kahretsin onları. Ondan sonra geldim. Televizyon açtım. Depremi gördüm. Depremi izlemeye başladım. Sabah kadar deprem izledim. Ben şeker hastasıyım. Kalktım kahvaltı hazırladım. 10 gibi, 9-10 gibi kahvaltı yapmaya başladım. Geldi. Canım bana niye haber etmedin dedi. Ben de dedim senin canına başlarım. Gece birine canım deyip gündüz birine mi canım diyorsun dedim. Bu afalladı Nur Hanım. Anladım. Biz dedi yanlış. Sen yanlış duymuşsun dedi. Öyle bir şey yok dedi. Ondan sonra inkar üstüne inkar, inkar üstüne inkar. 3-4 gün bu inkar devam etti. Ben bu kadın dedim değil eli kadının günahını almadım. Yanlış anlamış olamazsınız değil mi? Hayır hayır. 45 dakika dinledim Nur Hanım. 45 dakika. O kadının ismini söyledi mi? Ha? O kadın olduğuna emin misiniz? Komşunuz eminim. Olduğunu. O kadının sesinden tanıdım. Eyvah. Ondan sonra son başı itiraf etti. Kadın güya bunun önüne geçesiymiş. Neymiş? Eşimin önüne geçmiş yolda. Beraber aşk yaşayalım demiş. O da demiş sen benim evli olduğumu bilmiyorsun demiş. Ben eşimi ben seviyorum demiş. Olsun demiş. Arada ben idare et demiş. Benim demiş erkeğe. Ama hiç eşinizin o taraklarda bezi yok tabii. Yani hiç. Var, kadın var, onun yolunu kesiyor. Ha, olmasa git ben evliyim bitti. Ne olmuş sonra... peki? Dur şurayı çok merak ettim. Kadın önünü kesmiş. İşte tamam evli olabilirsin fark etmez benim de ihtiyacım var demiş. Sonra ne olmuş? Bu nereye gelmiş bu? Nereye evrilmiş bu konuşma? Nereye evrilmiş? İlk önce kadın demiş ki beni demiş ki işe katar mısın demiş. Ben kocam böyle hani işçimiş. Hayır demiş, sen demiş, sen fikrim o değil, senin fikrin başka bir fikir demiş. Ondan sonra kadın açıklamış işte. İhtiyar işçi ama bunlar gargoca ilişkide. Ben Nur Hanım, eğer öyle olsaydı bir iki de bırakırdı bu işi. İş başka yerlere gitmiş. İş bir yıl mı olmuş, iki yıl mı olmuş orasını bilemiyorum. Bu bir yıldan beri ahlaksız kadın sizin evinize giriyor çıkıyor. İki yüzlü bir de. Senin yemeğini yiyor. Aynen. Sana sarılıyor, arkadaşım diyor. Sonra kocam bana sürekli şöyle diyordu. Nur Hanım seni bacına götüreyim diyordu. Nereye? Ben, bacına mı? Kız kardeşime götürecek. Yok gitmek istemiyorum. Kız kardeşimi özlemedim. Özledim ama gitmek istemiyorum. Ondan sonra çeviriyordu seni diyordu filan yere götüreyim diyordu. Aynı zamanda kocam emekli. Tamam. Ondan sonra beni götürdüğü zaman kadını eve getiriyormuş Nur Hanım. Ben gittiğim zamanlar. Konu komşu da görüyordur artık değil mi bunu? Konu komşunuz da görüyordur bunu. Girerken çıkarken siz yokken. Bizim binada başka kişileri de girip çıkıyor kadın. Bombaya bak. Yani maşallah. Başka kişiler dediğim normal kişilere de girip çıkıyor. Tabii onun için millet çok dikkat çekmiyor. Ondan sonra Nur Hanım ben bunları yakaladım. İşte son başı o kadın olduğunda itiraf etti. Tamam. Ama dedi suç sende dedi bana. Niye dedim? Sen ittin beni dedi. Sen ittin beni dedi. Sen ittin beni dedi. Sen dedi işte dedi hastasın dedi. Şöylesin dedi. Böylesin dedi. Ben de sürekli sizi izlemeye başladım ya. O Şubat'tan itibaren. Ondan sonra dedim
Canım anlatamıyor bile. Yüreği daralıyor. Peki sen inandın mı? Hani sen suçlusun dedi, hastasın dedi, şeker hastası, şusun busun, beni sen ettin dedi. Orada bunu anlatırken bir nefesin daraldı bize bunu iletirken. Böyle bir hissediyor musun sen de hakikaten kocam bu yüzden gitti ben falan? Ben sürekli sizi izlediğim için ben dedim sen evdeki kadını sevmesini biliyorsun dedim. Ben de o lafı dedim. Sen evdeki kadını dedim sevmesini bilmiyorsun dedim. Dışarıdakiler dedim sana daha kolay geliyor dedim. Ondan sonra neyse onu o defteri kapattım dedi Nur Hanım. Bir tane daha bulmuş. Bulur. Başka birini bulmuş. Başka birini bulmuş. Ondan sonra bununla da kadın günde 3 posta arıyor. Son özür dilerim yaş sormayı sevmiyorum ama kaç yaşında kocanız? Ben 58 yaşındayım, o da 58 yaşında. 58 akraba üstüste. Peki siz öğrendiğinizde öteki kadını yani komşunuz size bacım diyen, dostum diyen, sizi çok seviyorum diyen, evinize giren çıkan ve sonra kocanızla ilişki yaşayan o ahlaksız kadını öğrendiğinizde onunla yüzleştiniz mi? Yüzleşmedim Nur Hanım. İyi yapmışsın aslında değil mi? Tabii tabii hiç gerek yok yüzleşmeye. Neden çünkü yüzleşmedim biliyor musun? Torunun çocuğumun şerefini düşündüğüm için yüzleşmedim. Ana yüreği. Bir defa anlıyorum. Zaten sizin muhatap olacağınız kişi eşiniz. Hı hı. Siz eşinizle bir evlilik yemini yapmışsınız. Kadını ilgilendirmez bu. O komşu olarak tabii ki bir hata yapmış, ikiyüzlülük yapmış. Artık o Allah'la onun arasında yaşadığı şey zaten kötü bir tavır. Gidip de elin komşu eşine böyle benim ihtiyacım var deyip yanaşıp sonra o kapıdan o kapıya dolaşmak. Yani aslında apartmanca toplu çıkartın onu. Şimdi ama o sorun o kadın değil, değil ki. Ama bak şimdi o kadını bırakmış başka bir kadın ama bulmuş. Şimdi bulduğu kadın nereden? O da civardan mı yoksa hiç tanımadığınız biri mi? O kim? Yüreğime indireceksin benim vallahi. İyi misiniz? İyi misiniz? Eşim eve geldi. Tamam. Dur. Arkadaşınla konuşuyormuş gibi yap. Ne haber, ne yapıyorsun? Pazara gittin mi, geldin mi? Öyle bir şeyler sor. Çakılır. Televizyon kapalı mı? Televizyonu kapat. Tamam. Kapattım. Ondan sonra Nur Hanım. Bir dakika, eşiniz evde mi? Evde. Konuşma şimdi. Konuşma. Yok, konuşacağım. Konuşma, bak tartışma çıkar. Konuşma canım benim. Konuşma. Hayır, biz seni yine bağlarız. Ben. Allah aşkına konuşma. Ay bir şey kavga yani bizim olur. Yüzümüzden herhangi bir şey olsun istemiyorum. Lütfen. Biz seni söz veriyorum. Bak telefonu kapatma. Rejiden arkadaşlarım numaranı alır tekrar bağlarız. Ama şimdi o evdeyken konuşma. Sanki arkadaşınla konuşuyormuş gibi konuş ve sonra telefonu kapatalım olur mu? Tamam. Bak yanlış zaman, yere gider bu ilişki. Lütfen zaman, daha kontrollü ilerleyelim. Ay kavga mı? Bak hastasın, şeker hastasısın. Şekerin yükselir, tansiyonun yükselir. Lütfen sakin ya, olalım. Söz veriyorum ben seni yine bağlayacağım yayına. Tamam, teşekkürler ama haftaya olsun. Madem. Söz. Şimdi sen söz. Şöyle bir şey yap, rica ediyorum. Telefonu kapatma. Arkadaşlarım telefonunu alacaklar. Zaten ama telefon. Ben ezbere hiçbir şey bilmiyorum. Benim numaram ezber yanında kaldı. Tamam, bir dakika dur, bir dakika hattan ayrılma, bir saniye. Ayda, beni duyuyor. Hanımefendinin numarası var mı bizde? Zaten senin numaran bizde varmış. Tamam mı? Kim olduğunu söylesin. Haftaya biz seni arayacağız. Tamam, teşekkürler. Şimdi kesinlikle konuşma. Arkadaşınla konuşmuş gibi telefonu usulca kapat. Evet hayır, evet hayır de sadece. Gerçekten tanıdığın bir komşu mu yine beraber olduğu için yoksa evet hayır de. Hayır. Tamam. Peki. Başka biri. En azından. Tamam, biz seni arayacağız tekrar, söz veriyorum. Tamam, kendine iyi bak olur mu lütfen, aklım sende kalacak. Tamam. Tamam, teşekkür ediyorum, öptüm diyorum. Çok tatlı. Ya. Yaramaz çocuk gibi kaldı telefonu. Eşim ne geldi yapsın? Diyor. Eşi geldi. Şimdi konuşsa, adam belki duysa, iş başka bir yere gidecek. Bizim tabii amacımız çok doğru burada, yaptın. Çok doğru bir şey oldu, hamle bizim oldu. Bizim amacımız burada sorun çözme. Söz veriyorum. Evet. Sizi haftaya arayacağız. Hatta gerekirse size özelden psikolojik destek de sağlayacağız. Şeker hastasısın, tansiyon hastasısın. Sinirlenmeden bu işi halletmen lazım. Sağlığına zarar vermeden. Karşımızdaki insanı değiştiremiyoruz. İnsan tabii. Ahlaksız olunca ne yaparsan yap o ahlaksızlığı sürüyor. Yani evine girip çıkan, karının ekmeğini yiyen, ya. Karının hizmet ettiği bir kadınla beraber olmak ne ahlaksız adamsın sen ya. Ne ahlaksız adamsın. Bunu başka ne söylenebilir buna bilmiyorum ki ya. Sizi çok iyi anlıyorum ama içinizdeki acıyı,
o derin duyguları anlatırken anlatamama halini, tabii, kelimelerin şurada düğümlendiği halini o kadar iyi hissediyorum ki. Yutkuna yutkuna. Ama antropoz avcılarına dikkat edin diyorum. O ne demek? Yani işte beyefendi gibi böyle antropoza giren, çoluğunu çocuğunu evlendirip artık hani tam rahat edecekken böyle artık elden gidiyor hayat deyip, ben de hayatımı yaşayayım biraz deyip, tam böyle o son durumlarda böyle erkekliğini yaşamak isteyenler etrafına bakınıyor. Arkadaşlarına, yani çok değişik kişilerle bu tarz deneyimler yaşamaya çalışıyorlar. Peki her erkek, kolay seçiyor. Her erkek antropoz avcısı olur mu? Antropoz avcısı diyerek ben hani komşu kadınları kastettim. Avcı onlar. Antropoz olan erkekler. Yani her herkes, bir dakika, o zaman sorumu şöyle değiştireceğim. Her erkek antropoza giriyor. Girer fiziksel olarak ama seçimde her erkek aldatır azgınlık mı? Azgınlık olmayabilir. Ne olmayabilir? Azgınlık olmayabilir. Peki bir şey soracağım, evet, bir dakika. Kaç yaşında giriyor erkek antropoza? Şimdi bu fiziksel ya olarak nasıl anlarız kocamızın antropoza girdiğini? Ya mesela kadın nasıl menopoza giriyor? Erkeklerin de buna benzer bir antropoz zamanı var. Birdenbire böyle işte çoluk çocuk varsa, emeklilik bir yaşandıysa, böyle bir rahata erdiyse, hani böyle uzun süreli bir şey, stresten dolayı karakter değişebiliyor. Kalp ameliyatlarında değişebiliyor. Huy, mizaç değişebiliyor mesela. Böyle bir ölümden dönme, bir travmatik olay, bu tarz şeyler de destek veriyor. Ya da artık ben artık kendi hayatımı yaşayacağım, yeter ya, bütün hayatımı aileme verdim diyebilen insanlar da var. Birazcık sağlığına özen göstermeye başlayıp başlıyor bu sefer gözü açılmaya. Son demlerimi yaşayayım diyor. Hani son baharımı yaşayayım diyor. Bu tarz ilişkilerde de bu tarz adamları avlayan kadın tipleri var. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. İşte sana ihtiyacım var deyip önünü kesen mi dersin? Arkadaşı, dostu, bilmem mesela, o kadar çok görüyoruz ki seni çok şaşırman çok normal tabii sevgili Nur. Bunlar toplumda olmaması gereken şeyler. Lakin benim meslek hayatımda çok fazla gelen talepler, ya biz böyle durumlar değiliz ama ya. Türkiye Cumhuriyeti, biz evet, böyle bir toplum olmamalı değiliz yani. Bizim ama çok karma karşı komşumuz, şimdi ablamız, bacımız, canımız dediğimiz emanettir, insanın kocası bizim abimizdir. Gözün içine bile bakıp konuşmayız yani. Değil mi? Ama bizim babamızdır ya da ne dersin ona? Kardeşimizdir. Evet, ama şimdi yaklaşık olarak şöyle söyleyebilirim. Uzun süredir ekonomik olarak da tek başına böyle kalan kadınlar, dul kalan işte, ya da ayakları üstünde duramayan kadınlar var. Çocuğuna bakmak zorunda olan kadınlar var. İşte antropoz avcısı olabilir. Dikkat edin etrafınızı. Arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu seçerken de dikkat edin. Yani arkadaşlar size diyorum ya, ben bunu yaşamış bir kadın olarak söylüyorum. Hı-hı. Ben bakma bunları anlatıyorum ama benim de yaşadıklarım var. Yani hep konuşuyoruz biliyorsunuz. Ağacın kurdu içinde oluyor. Ya. Evinize giren o yılan, o kurt sizi içten içe eritip bitiriyor. Anladım. Hakikaten dikkat etmek gerekir. Şunu diyorsunuz ya, ulan ben, ya, affedersiniz pardon, çok sinirlendiğim için. Yani ben kime güveneceğim diyorsun, evet, yani. Bu da bunu yapıyorsa ben kime güveneceğim? Bu duygu da çok yorucu bir şey. Herkese böyle suçlayıcı bakmak da yanlış. Ay yalnız bana bu kadın deyip hani bakmak da şey, o tarz suçlamak da yanlış. Ama bu kadar da kör gözlü olmayın, gözünüzü açın biraz canım. Evet. Yani çok birden samimi olmayın. Ben bu birden samimiyetlere de inanmıyorum. Çok öyle birden, abla canım, ay falan, canım canım mi? İşte doğru, ben seni ne demiş, çok seviyorum, ah canım ablacığım falan. Bir bak bakalım eşe nasıl davranıyor senin yanında. Peki bir telefonumuz daha var, yine ismini vermek istemeyen bir seyircimiz. Alo. Alo. Canlı yayındasınız, hoş geldiniz. Gitti. Bir daha arayalım mı arkadaşlar? Bir daha bağlayalım seyircimizi. Bu arada söz verdiğimiz gibi az önce canlı yayına bağlanan seyircimizi haftaya mutlaka canlı yayınımıza bağlayacağız. Ve onun derdine derman olacağız. Gerçekten hani derler ya, gönlüm orada kaldı diye. Benim de aklım gönlüm orada. Gönlüm ve aklım o telefonda kaldı. Çünkü hiç kolay şeyler yaşamamış. Değil. Ama güzel bir şey söyledi. Sizin programınızı izleyerek dedi, şunu söyledim eşime. Sen evdeki kadını sevmeyi beceremedin. Ne kadar güzel. Bak suçu ya, kendinde bulmamış. İşte onu sordum ya zaten. İnsan kendi suçlandığı zaman o yükü daha çok üstleniyor. Doğru. Yani şimdi demek ki bu bizim bu programda hissediyor, görüyor, örnekleri görüyor. Aa diyor, bende değil hata diyor. Zaten o zaman kadın ayağa kalkar. Zaten bu şeker hastalığı bilmem ne, onlar genetik de olabilir ama duygusal yükler de yapıyor bu hastalıkları. Belki tabii her şeyi değiştirebilir hayatta. Daha çok
uzun bir ömür var hanımefendinin önünde. Ya kaç yaşında olursan ol, evet, insanın hayatta tabii değiştiremeyeceği hiçbir şey yok, biliyor musun? Her şeyinden başlayabilirsin. Yeter ki cesaret. Bir önceki telefonda da söylediğim gibi cesaret çok bazen, yani cesaretliymişiz gibi gözüküyor ama yeni bir eve taşınmak, yeni arkadaşlıklar kurmak, yeni benle yaşamak, yeni kendi hislerimi hissetmek o kadar zor ki geliyor ki. O yüzden o tembellikten hep elimizin altındaki hayatı, garanti hayatı seçiyoruz. Ama biraz başka limanları da açılmak lazım, keşfetmek lazım. Evet, seyirci ne diyor? Seyircinin sesine de kulak vermek lazım. Nur Hanım, maalesef ben de aynı dertten muzdaribim. Benim de yan komşum kocamla berabermiş, yeni öğrendim diyor. 2 aydan bu yana ve bu ahlaksız kadın hala gözümün içine bakarak diyor bana selam veriyor. Bu nasıl Allah bir şey ya? Allah Allah. Bu moda mı oldu arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz yani? Bari bu kadar değil mi dip dibe yaşarken bu kadar da çakılacak, hani cesarete de bak yani, direkt çakılır yahu. Bir de selam vermek falan, evine gitmek. Telefonumuz hazırmış. Hı. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Benim eşim, arada bir tartışıyorduk. Yani ufak tefek tartışmalar oluyor. Biraz nasıl söyleyeyim, argo kelimeler konuşuyordu. Öyle çok kaba konuşması yok. Ama son 3 gündür işe gitti şehir dışına. İşe gittiği yeri biliyorum. Niçin gittiğini de biliyorum. Tamam. Ama telefonlarımı açmıyor. Kendini böyle bir kilitlemiş gibi. Mesaj atıyorum WhatsApp'tan. Uzun bir süre sonra okuyor. Ama yine cevap vermiyor. İşte 2 tane çocuğum var. 18 yıllık evliyim. Severek evlendim. Şu ana kadar yani ufak tefek sorunlarım oldu. Çok aşırı bir büyük bir sorunlarım olmadı. Ne yapabilirim yani? Bu bunu eşiniz sık sık yapıyor mu, ilk defa mı böyle bir şeyle? İlk defa yaptı. O zaman bir dakika, hemen bir şey de aramayalım canım. Yani belki zor bir dönem yaşıyor. Gerçekten ekonomi zor, sıkıntılar var, sağlık problemleri var. Adam iş seyahati için bir yere gitmiş. Belki telefon çekmiyor. Belki birazcık... Çekiyor, çalıyor telefonu. Çalıyor. Telefonum çalıyor. Daha önce böyle bir şey yapmıyordu. Belki şu an bir aralık istedi kendine. Şimdi ben kendimden arıyorum, açmıyor. Çocuğumdan arıyorum, açmıyor. Tanıdığım işte kardeşim, kız kardeşimden arıyorum, açmıyor. Ama yabancı bir numaradan açtığın zaman açıyor. Sesimi duyduğunda kapattı. Peki işe gittiğinde kavgalı mı ayrıldınız kendisiyle? Bir küslük var mı? Hafiften tartışmalı, hafif tartışmalı. Öyle hafif tartışmanın konusu neydi? Hayır, tartışmamızın konusu işte iş nedeniyle telefonda güzel konuşuyor müşterilere. Bana da gelince diyorum, ya diyorum, evdekine niye böyle güzel konuşuyorsun da dışarıdakine konuşuyorsun? Bana da bu şekilde davran. İşte ya diyor, benim işim diyor, başından aşkın diyor, ağzım diyor, işten diyor, nefesim koktu diyor, yemek yemeye vaktim yok, sen bunlarımı bahane ediyorsun diyerek. Ben dedim, benden ne istiyorsun sen dedim. Böyle ufak bir tartışma sebebimle gitti. Peki, müşterilerle güzel konuş. Eşiniz ne iş yapıyor? Nakliye. Nakliye iş yapıyor. Müşterilerle güzel konuşuyor derken bu müşteriler kadın mı erkek mi? Ya, iki tarafta. İki tarafta. Her iki tarafa da aynı kibarlıkla davranıyor mu? Evet. Adam ne yapsın işi? Mesela işini sürdürmek için insanlarla... Yok, işinde bir sorun yok. Benim şu an diyeceğim şey, hani kendini kilitledi ya. Hmm. Ben ne yapabilirim? Tamam, o zaman biraz kilitlediyse biraz rahat bırakın adamı. Bakın. Aramasın mı? Çok sık boğaz yapmasın. Gelince ama mutlaka bir çoluk çocuk oturup konuşun. Tek başını da değil. Çocuklar kaç yaşında? Büyüğüm 14-15 yaşında. Küçüğüm 7,5 yaşında. Büyük çocuk. 14,5 olan hani olabilir ama hani böyle bir aile yemeğinde. Çünkü çocuklar da aramış bakmıyor baba. Çocuklarla da mı birlikte konuşsun? Evet. Bakmıyor. Yok, konuşabilir yemekte. Ciddi bir şey. Ne desin mesela? Yani aradık, bakmasın. Ne oldu? Biz de seni biraz rahat bıraktık ama iyisin değil mi? Suçlayıcı değil bak. Bir şeyin mi var? Hayatım, bazen insanlar diyelim ki aldattı. Ama sen iyisin değil mi? Ne oldu? Bir şey mi var? Hani onunla ilgili endişe duyduğunu şey yaptıysa bırak, vicdanen kendi bir düşünsün. Ne yaptım ben? Niye bakmadım? Belki sadece bir tavır sergiliyor. Yani hemen aldattı dürtüsünde olmayalım. Bu çünkü bizim aldatma dürtüsünde değilim. Yani i̇şte, bazen yani yetersizlik kitledi ya, ben o mağabında söylüyorum. Ben ne yapabilirim? Kendini kitlediyse siz istediğiniz kadar yüklenin, o kilidi daha sıkılaştıracaksınız. İşte biraz rahat bırakın. Zaten bir iki gün sonra geri gelecek size, değil mi?
Evet, muhtemelen muhakkak eviniz lazım. Çünkü bizim öbür arabaların anahtarları bende, faturalar bende. Yani işle ilgili bütün evi her şey terk etmiş değil. Şimdi geldiğinde de sık boğaz etmeden, burası çok önemli. Güzel bir yemek hazırlayın. Evde ne varsa. Tatlı böyle sözlerle. Ya olabilir, biraz gerildik ama sen de. Çünkü bir tavır gösteriyor. Bu tavırdan sizin bir şey değiştirmenizi istiyor. Belki söylemiş, diyor ki ben işim bu. Şimdi Nur Hanım sordu. Kadına da erkeğe de aynı derecede davranıyor. Adam ne yapsın, kaba mı davransın? Ama belki herkese böyle minnet etmek bazen onu o kadar çok sıkıyor ki evde bari rahat üf yeter diyor, iki kere kelam ediyor. Ama hakaret etmiyorsa, seni incitmiyorsa, dövmüyorsa, kırmıyorsa el iyisi olarak da adlandırmayalım. Sağlığından da endişeli değilsiniz. Biliyorsunuz ki diğer evet. telefonlara cevap verdiğine göre evet. hani konuşabilecek düzeyde. Çok kilidi sertleştirmeyin, gelsin. Peki şey, o bu çözüm olmaz mesela? Eşinizin böyle ne bileyim hatırını kırmayacak bir büyük arasa, konuşsa. Şu an iş seyahatinde ya. Ama ya bu sefer çığırından çıkar. Yani der ki ben iş nedeniyle gittim, kendimi tabii, dinlemek tabii. istiyorum. Yok. İşte anneme babama yok yok o öyle bir şey yapmayın diye. Zaten olay daha büyür. Hı hı. Evet, sadece için... geldiğinde ne kadar, kaç gün sonra gelecek beyefendi? Ayın 5'inde gitti, 9'unda gelmesi lazım. Az kaldı şurada. Hadi güzel üç bir 3 gün sonra gelecek. 3 gün sonra evi güzel bir ten şöyle temizle topla, oh biraz böyle havalandır, ondan sonra güzel sürprizler yap, küçük küçük çocuklarınla beraber keyifli bir yemekte. Belki hiçbir şey olmamış gibi devam da edebilirsiniz. Hiç söylenmesin geldi. Evet. Yani hiçbir şey olmamış bu kez gibi devam etsin. Karşıla. Mutlu et böyle. Dırdır etme ne olur, gözünü sevdim. Sen çünkü ben hissediyorum böyle güçlü bir kadınsın. Çoluğunu çocuğunu her şeyi idare etmişsin bugüne kadar. Eşin de biraz yorulmuş olabilir. Bana öyle geldi sevgili Nur. Yani telefonlara tamamen bakmıyor değil. Adam işinin gücünün peşinde. Herkese güzel konuşmak, herkese böyle alttan almak o kadar zor ki bu zamanda. Belki birazcık da kendi kendine kalmak istemiş olabilir. Evet, bazen biz çalışmayan kadınlar için söylüyorum. Yani siz de haklısınız. Eve geldiğiniz zaman kocanızdan daha böyle tabii. ilgili, daha şefkatli olmasını bekliyorsunuz. Ama adam da dışarıda o kadar yoruluyor ki. Dış dünyada para kazanmak. Hani artık aslanın ağzında derlerdi ya ekmek. Midesinde. Midesinde bile değil artık yani. Çok. Çenelere gitti belli değil. Yani o ekmeğe ulaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla gerçekten sizi de anlıyorum. Evde olan kadın da aşırı ilgi bekliyor. Evet. Ama ben şunu anlamıyorum, biliyor musun? Bu arada unutmayın, kocanıza kötü davranmak yok, laf söylemek yok. Bir yemek evet. hazırlayacaksınız. Sadece senden endişe duydum. Neredesin diyeceksiniz. Ben şunu da anlamıyorum, biliyor musun? Küsen erkek bana çok acayip geliyor. Küsen insan yapısı kötü. Hani kadına, şimdi erkekler bana kızacaklar biliyor musun? Kızmayın yani, ne yapayım, duygumu söylemeyeyim mi? Mesela kadına biraz küsmek yakışıyor da. Küsen adam nedir ya? Cilveli değil mi? Erkek dediğin küser mi? Yani cilveli aslında erkek. Cilveli erkek oluyor. Ya aslında cilveli erkek. Şöyle bir şey var. Küsmek davranış örgüsünde hakikaten problemli bir davranış. Yani evet. bir şey varsa oturup konuşursun. Kadının kendi o cilvedir, böyle bir şey hani yapar. Yani hani ama hediye verirsin, barışır falan yani? Filan. Ama yani şöyle bir şey var. Küstüğün zaman ilişki her dakika bir sonraki problemi yaratır. Her dakika bir ileriki problemi yaratır. Küstün barıştın, küstün barıştın, laçkalık olur. Bir defa bir kere affettiysen o affettiği noktadan 1000 kere kırılırsın. Tabii. Net. Bir de şey vardır ya böyle, benim rahmetli anneannem derdi. Ay bu da ne derdi, raftan pamuk düşse alınıyor, küsüyor. Yani ortada hiçbir şey yok. Fındık kabuğunu doldurmayacak olaylar evet. ama adam ya da kadın küsüyor. Küstüğün zaman ilişkiyle ilgili çözüm bulamıyorsun ki. Kapatıyor çünkü zaten. Daha sonraki problemi daha çok uzatır. Bazı erkekler bunu bahane olarak kullanabiliyor. Küstüm neyin deyip, bahanesi olarak? Bir kendini bir çekiyor şöyle. Bir uzaklaşıyor. Bir ilişkisi varsa onu bir yaşıyor. Orada nasıl bir tavır koymamız lazım peki? Küstüğü zaman kesinlikle oturup bunu uygun bir şekilde konuşmak gerekir. Bu konuşmayı sağlamazsan bu küslük kim kime dumduma. Yani bir defa bakın, küstün, şundan şundan dolayı küstüm diyen bir adam ya da bir ilişki senden hala medet umuyordur. Onu ikna et, ona karşı doğru davran diye. Hmm. Küsüp yok olan zaten gidiyordur. İlişkiden mi gidiyordur? Biraz gidiyordur. Bir aralık veriyordur.
Yani bir sebepten dolayı seni terk ediyorsa ve sen bunu biliyorsan, bu düzelecek bir şeydir. Yani sen bunu düzeltebilirsin sinyalini veriyor. Ve sen de hala üsteliyorsan bir kendi başına kalıyorsun, düşünüyorsun. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Geliyorsun, danışıyorsun. Ortak kararlar veriyorsun ve bir akte davranışa sebep oluyorsun. Ama çekip birden ilk hani mesajda bize şey yapan hanımefendi vardı, çekmiş gitmiş, yok olmuş. Ya bu küsmek değil yani. Hep diyorum ya, Allah gerçekten zorumuzu kolaylaştırsın. Amin. Ve iyiyle karşılaştırsın. Amin. Çünkü insanları belirli bir yaştan sonra tekrar revize etmek, onları kendi istediğin gibi şekillendirmek o kadar zor ki, o zaman ne yapıyoruz? Bazen olduğu gibi kabul ediyoruz. Olduğu gibi kabul edemiyorsak da oradan hızla uzaklaşıyoruz. Çünkü uzaklaşmadığımız, gerçekten içinde durup mücadele ettiğimiz her duygu bize hastalık olarak geri dönüyor. Evet, ilk önce kendini sevmek lazım. Evet. Yeşim Akıncı, sizi çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yine bekliyoruz inşallah. Çok teşekkürler.